Merhabalar, Akademi Tez Danışmanı sponsorluğunda yepyeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugünkü konumuz tez nedir ve nasıl yazılır? E, ee, değerli arkadaşlar, tez yazma süreci öğrenciler için oldukça sancılı bir dönemdir. Bunu biliyorum, farkındayım. Ancak doğru yolları izlerseniz e, tez yazım işini biraz daha kolaylaştırabilirsiniz. Peki tezi nasıl yazmalısınız? E, Siz de bu videoda tez yazma aşamaları ve yazıp bitirdikten sonraki süreç hakkında kısa ama öz bilgiler vermeyi hedefliyorum. Öncelikle Tezin ne olduğu konusunda e, fikir sahibi olmanız gerekir. Tez dediğimiz şey arkadaşlar akademik bir çalışmadır, bilimsel bir çalışmadır. Yüksek lisans eğitiminizde eğer ders dönemini bitirdiyseniz her yüksek lisans veya master öğrencisinin yazmakla zorunlu olduğu akademik çalışmadır. Yüksek lisans eğitiminde tezin amacı öğrenciye bir araştırma yeteneği kazandırmak... 2- Yaptığı araştırmayla onun bilime bir katkı sunmasını e, hedeflemektir. Peki tez yazma aşamalarına geçelim. Öncelikle birinci adımda tez konusu seçmeniz gerekir. Biliyorsunuz tez yazmak uzun bir süreç alacağından dolayı öncelikle araştırmacının yani sizin ilgi duyduğunuz bir konuyu seçmeniz en doğru adım olacaktır. Araştırmacının bilgi düzeyi seçtiği konuyu araştırabilecek nitelikte olmalıdır ve konuyla ilgili kaynaklara kolayca ulaşabilmelidir. Yani öyle bir konu seçmelisiniz ki kaynaklara hem ulaşımınızın rahat olması, ulaşımının rahat olması gerekir hem de sizin o konuya ilgi duymanız gerekir. Demek ki anahtar iki kelime var. Bir, ilgi duyduğunuz konuyu seçmelisiniz. İki, konuyla ilgili biraz ön araştırma yaparak kaynaklara ulaşabiliyor musunuz? Bunu test etmelisiniz. Aksi süreç çok zor olacaktır sizin için. İkinci adıma gelelim. Konu sınırlanmalıdır. Eğer geniş bir konu tercih ederseniz, mesela hukuktan bir örnek vereyim. Göçmen kaçakçılığı, Türk Ceza Kanunu'nda göçmen kaçakçılığı. Konu oldukça geniş bir konu. Eğer konuyu sınırlandırmazsanız işin içinden çıkamayabilirsiniz. Endişe ve kaygı stres yerini alır. Dolayısıyla geniş bir konu üzerinde çalışılması araştırmayı hem zorlaştırır e, fakat gereğinden fazla dar olması da araştırmayı gereksiz kılar. Yani konunun genişliği araştırmacının zamanına ve seçilen konuya göre değişmektedir. Konunun sınırlandırılması da o konu hakkında derinlemesine bilgi sahibi olunmasını sağlar. Üçüncü adım hipotez kurmanız gerekir. Hipotez dediğimiz şey şudur. Belirli bir kuramsal temeli dayalı olarak geliştirilen ve değişkenler arasında varlığı öne sürülen belli ilişkilerin sınanmasını sağlar. Özellikle çalışmanız analizli bir çalışma ise bir sosyal bilimler çalışması olabileceği gibi mühendislik alanında da olabilirsiniz veya eğitim bilimleri alanında olabilirsiniz. Mutlaka hipotezlerinizi kurmanız gerekir. Araştırmacı yani siz yaptığınız okumalar neticesinde elde ettiğiniz bilgilere göre mutlaka hipotezlerinizi geliştirin. Çalışma süresince sağlanan kanıtlara göre de bir takım değişiklikler, oynamalar yapabilirsiniz. Yani ilk yapmış olduğunuz hipotezleri değiştirmeyeceğim diye bir şey yok. Araştırmanız devam ettikçe, daha farklı bilimsel verilere ulaştıkça hipotezinizi değiştirebilirsiniz. Bu üçüncü adımımızdı. Dördüncü adım araştırma metodu belirlemeniz gerekir. Yani yapılacak çalışmada araştırmacı araştırma metodunu baştan belirlemelidir. Bunu da araştırma metninde belirtmelidir. Biliyorsunuz özellikle her tezin özet kısmında ve abstrak kısmında mutlaka araştırma metodundan bahsedilir. Yani sadece özeti okuyan bir kişi sizin tezinizde hangi araştırma metodunu kullandığını bilmelidir. Dolayısıyla bir araştırmada konunun özelliklerine göre kütüphane araştırması, anket olabilir, gözlem, mülakat, istatistik ve benzeri şekilde yöntemlerden bir ya da birkaçını bir arada kullanmanız e, mümkün olabilir. Nicel veya nitel analiz yapabilirsiniz araştırmanıza. Böylece arkadaşlar ilk 4 adımda görüldüğü üzere tezinizin iskeletini çizmiş oldunuz. Şimdi artık iskeleti çizilen tezinizi bir sistemi, sistematiğe oturtmanız gerekecektir. Bu beşinci adım olmalıydı. Ben altı yazmışım. Neyse sorun değil. Geçici bir plan oluşturmanız gerekir. Geçici plan dediğimiz şey şudur. Bir içindekiler listesi. Yani konu başlıklarının oluşan bir içindekiler listesi. Geçici plan aslında literatürdeki anlamı şu. Araştırmacının henüz konuyla ilgili olarak okuduğu birkaç çalışmadan yararlanarak nasıl bir çalışma yapmak istediğini gösteren bir taslaktır. Bunun karşılığı değerli arkadaşlar tez öneri formudur. Aslına bakarsanız. Yani şu ana kadar yapmış olduğunuz adımlar tez öneri formunun basamaklarıdır aynı zamanda. Ve bu taslak... Sizin çalışma sırasında izleyeceğiniz yolu gösterir. Bir yol haritasıdır. Size bir ışıktır. Geçici plan yaparak aslında bir ön literatür çalışması yapmış oluyorsunuz. Yine siz e, geçici planını neye göre yapacaksınız sorusuna cevap da şu. Çünkü soruyorlar bana bazı arkadaşlarınız. Okumalar sırasında elde ettiğiniz bilgilere göre yapacaksınız. Çok derin bir araştırma yapmanıza gerek yoktur bu aşamada. Dediğim gibi birkaç kaynaktan yararlanabilirsiniz bu, al bu alanda yazılan sağlam, güvendiğiniz veya hocanızın size tavsiye ettiği birkaç kaynaktan yararlanabilirsiniz. Peki içindekiler kısmını oluşturduğunuz 5. adımda. Geçici kaynakçı oluşturmanız gerekir 6. adımda. Ne demek istiyoruz arkadaşlar? Bir kere hazırlanan geçici plan doğrultusunda kaynakların toplanması aşamasına geçilmelidir. Kaynak toplarken mümkün olduğu kadar birinci el kaynaklara ulaşmanızı tavsiye ederim. Tabii ki kitap, makale, rapor, e, gazeteler, seminerler hatta kongre bildirileri gibi tez konusuyla ilgili olan tüm kaynakları toplayın. Elinizin altında olsun ve o kaynakları vakti geldikçe çıkartıp tez konunuza ekleyin. Atıfta bulun. E, yedinci adım okuma ve not alma çalışması yapılır. Artık yedinci adımdan itibaren yavaş yavaş tezinize başlıyorsunuz. Teze giriyorsunuz. Yani... Bir kere siz hipotezinizi kurdunuz, geçici çalışma planınızı yani içindekiler konu başlıklarını ana ve alt başlıkları oluşturdunuz ve bir kaynakçı oluşturdunuz. İşte şimdi artık okuma ve not alma çalışmasına geçmeniz gerekir. Sizin okuma sırasında özellikle tez konunuzla doğrudan il ilgili ilişkilendirebileceğiniz ve önemli gördüğünüz kısımları mutlaka not almanız gerekir. Tez yazım aşamasına Geldiniz nihayet. Arkadaşlar bir kere tez yazma araştırma sürecinin son aşamasıdır. Bana gelen sorular şöyle. Hocam birçok kitabı okuduk. Birçok makale de var elimde. Ben konuyu da çok iyi biliyorum. Gerçekten konuyu da çok iyi bilen arkadaşlar. Fakat tek bir satır bile yazamıyorum. Bunun temel nedeni ne olabilir? Arkadaşlar siz ilk 7 adımı yerine getirmediğiniz için yani ne bir hipotez kurdunuz, ne içindekiler konu başlıklarından oluşan bir içindekiler oluşturdunuz, ne bir kaynakça yapıp ne de bir ön okuma yaptınız. Yani sizin elinizde henüz kaynaklar bile yok. Nasıl bir satır yazmayı bekleyebilirsiniz ki? Pek tabii ki yazamazsınız. Dolayısıyla her zaman şunu söylüyorum ben. Beni arayan herkese. Tez yazma araştırma sürecinin kesinlikle son aşamasıdır. Tez metni yazımındaki temel amaç araştırma problemiyle ilgili bunun üzerine yapılmış çalışmaları, bulguları, yorumları, genellemeleri okuyucuya ulaştırmaktır. Dolayısıyla siz eğer tez metninizin açık ve anlaşılır olmasını istiyorsanız öncelikle bu 7 adımı tamamlamalısınız. Ayrıca şunu da belirtmekte fayda var. Araştırmanın bütün basamaklarının ve bulgularının tam bir açıklıkla ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde sunulması gerekir. Yani emin olmadığınız e, hiçbir şeyi lütfen yazmayın. Çünkü bu bir bilimsel çalışma, bilimsel araştırma, bu basit bir ödev değil. Tezinize %100 hakim olmanız gerekir. Her satırını, her kelimesini açıklayabiliyor ve savunabiliyor olmalısınız. Aynı zamanda şunu da belirtmekte fayda var bakın. Önemli altını çiziyorum. Tezinizi teslim ettikten sonra akademisyenlerin önünde tezinizle ilgili soruları cevaplamanız ve de tezinizi savunmanız gerektiğini lütfen unutmayınız arkadaşlar. Buraya kadar sormak istediğin sorular varsa lütfen bana gerek Instagram üzerinden gerek Whatsapp'tan sorabilirsiniz. Aynı zamanda tabii ki videonun altına da yorum yazabilirsiniz. Şimdi bundan sonraki aşamalar daha kolay. Tez yazımından sonraki süreç bunu da anlatmak istiyorum. Çünkü bununla ilgili de bana sorular geliyor. Bir kere arkadaşlar danışman hocanın kontrolünden geçecek teziniz. Bakın bu net. Aslına bakarsanız bana kalırsa her bölümde danışman hocaya iletmeniz gerekir tezinizi. Çünkü danışman hocaya eğer iletmezseniz bir anda 100 sayfalık tezi çıkarttığınızı hocanızın da zorlanacağını göreceksiniz. Danışman hocanızın kontrolünden son nihai olarak geçecektir ve tezini son halini alacaktır. Tezinizi jüri atama formu ile birlikte enstitüye teslim etmeniz gerekir. Tez savunması için enstitü tarafından gün belirlenecektir. Belirlenen gün için sunumunuzu hazırlayın, bir sunum yapmanız gerekir çünkü Sunum sonrası kabul kararı çıkarsa onay sayfasını test kopya sayınız kadar çoğaltıp jüri üyelerine imzalatın. Beşinci aşamada da test kopyalarında jüri üyelerini ve enstitünün işaretlediği düzeltmeleri bakın enstitü de düzeltme verebilir. Eee... Bunu da belirtmekte fayda var. Verilen düzeltmeleri de zamanında yapmalısınız. Aynı zamanda şunu da belirtelim. Düzeltmeleriniz için danışmanınıza tekrar bilgi verip ondan son olarak onay almanızı tavsiye ediyorum. Hepinize e, mutlu günler diliyorum. Başarılarla dolu bir sezon geçirmenizi temenni ederim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi sorularınız varsa ve yorumlarınız varsa eğer lütfen videonun altından e, hem bu videoyu beğenin hem de yorumlarınızı bana iletin hepinize hayırlı bir gün olmasını diliyorum.